ST Endüstri Radyo, KOBİ'lerin radyosu. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor. Efendim, Reel Piyasalar'da tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz KOBİ uzmanı ve TOSYO İstanbul Destekleme Derneği Başkanı Sayın Yusuf Süleyman Karadağ. Bugün hem teşvikleri konuşacağız hem de teşviklerin ötesinde işte KOSGEB'deki Ticaret Bakanlığı'ndaki gelişmeleri, orada başta küçük ve orta boy işletmeler olmak üzere hem fırsatları hem kullanma yöntemlerini ele alacağız. Onun da ötesinde TİSPO projesini yine masaya yatıracağız bugün. Hani derler ya, orada bir havuç var ama nasıl gideceğim, onun yolunu da sizlerle paylaşacağız. Efendim, Sayın Karadağ, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşvik galiba, şöyle bir teşvik dediğiniz herkesin bir gözleri parlıyor değil mi? Herkesin ulaşmak istediği bir nokta. Ama zaman zaman sizin konferanslarınızda da bizim yine telefon bağlantılarımıza sağ olun bize katılıyorsunuz. Galiba bir tespiti ele alarak başlamamız gerekiyor. Bir uyumsuzluk var ortada. Yani kamu bir şekilde teşvikler çıkarıyor. Diğer tarafta ya haberdar değil olmayanlar ya da gideceği yolu bilmeyenler söz konusu. Önce biraz bunu konuşarak başlayalım mı? Bu entegrasyon sıkıntımız nereden kaynaklanıyor? Yılların tecrübesi hem de özel sektörde yakından bilen birisi, nasıl değerlendirirsiniz? Evet, yani bunu gerçekten bunu başta konuşmak lazım. Şöyle ki, şimdi KOBİ'ler, işletme sahipleri bazı yükümlülükleri yerine getiriyorlar. İşte vergi ödüyorlar, sigorta ödüyorlar, eleman çalıştırıyorlar. Bu yükümlülüklerin karşısında devlet bazı ayrıcalıklar tanıyor. Yani vecibeler sonucunda haklar oluşuyor. Bizim insanlarımız, nedenini tartışmak istemiyorum. Yani ben şimdi devlete bir şey istesem, elini versen kolunu alamazsın mantığı var. Dolayısıyla ya sağlıklı biçimde haberdar olamıyorlar ya da ya şimdi kim uğraşacak? Genel olarak devlet dairelerinde bir dönem olan vurdum duymaz davranışlar insanları bu yolda itmiş. Bir travma açıkçası olarak kalmış. Evet, travma olarak kalmış. Aslında yok, şu anda öyle bir şey yok. Hiçbir devlet kuruluşunda öyle bir şey yok. KOSGEB'de hiç yok. Ticaret Bakanlığı'nda hiç yok. Ama o travmayı bir türlü atlatamamışız. Atlatamıyoruz. Neden? Çünkü üstünde de düşünmeyen bir toplumuz biz. Yani bazı şeylerin üstünde çok düşünmüyoruz. Çünkü bir şeyleri sürekli kovalamak zorundayız. Kanaati oluşturmuşuz, kalmışız. Bitti, orada. Kalmış. Şimdi aslında gerçekten devlet şunu diyor. Üret, yarat, yani arge yap, ihraç et, dile benden ne dilersin? Şimdi birazdan vereceğimiz rakamlar, dinleyen insanlar şaşıracaklar yani. İnanılmaz rakamlar var. Dolayısıyla bizim hem TOSYÖV'de hem günlük hayatımızda yapmamız gereken haklarını anlatabilmek insanlara. Yani gerçekten çok fazla hakları var. Farkında değiller. Farkında değiller. Alabileceklerinin farkında değiller. İnsanlar bana şunu diyor. Orada bir şey olsa bile, onu farkına varsa bile alabileceğine inanmıyor. Evet. Ya da işte gerçekten veriliyor mu bunlar falan diyorlar. Yani, yalandır falan. Dolayısıyla bunu kırmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Biz TOSYÖV'de de bunu yapmaya çalışıyoruz. Tüm hayatımızda da bunu yapmaya çalışıyoruz. Peki KOSGEB teşvikleriyle başlayalım mesela. Başlayalım. Galiba en güzeli olmuşu anlatmak. Evet. Hadi tabii. Neler var, neler oluyor, bir fotoğraf çekelim KOSGEB teşvikleriyle. Şöyle, beni programa çağırdığınızda bir çalışma yaptım. Ağırlıklı yeni destekler. Yeni destekler. Yani hani evet, birçoğunu hatırlatma anlamında da konuşacağız ama yenilikler var. Bu yenilikler de artık saha araştırmasından KOBİ'lerin ihtiyaçlarının belirlenmesine ve ondan sonra da destek programları hazırlanmasına doğru bir süreçte yönetiliyor artık. Dolayısıyla KOSGEB desteklerinde birincisi girişimcilikle ilgili bir destek programı vardı. Bu destek programı dönüştürüldü. Geleneksel ve ileri girişimci programı olarak girişimciliği geliştirme destek programı altında yayınlandı. İkiye mi ayrıldı yani? Geleneksel ve ileri girişimcilik. Şuydu, herkes
İşte 50 bin lira hibe, 100 bin lira kredi alıyordu. Kafeterya açan da, işte sanayi kuruluşu oluşturan da, üretim yapan da. Bunu ayırdılar. Hizmet ayrıldı, üretim ayrıldı. Bence doğru bir davranış biçimi. Geleneksel girişimci programı dediğimiz, üretim yapmayan, işte kafeterya açan. Tacirler. Tacir olan, hı hı, diyelim ki, işte danışmanlık şirketleri ve benzeri kuruluşlar. Bunlar kuruluşunda bir 5 bin ya da 10 bin lira para veriliyor. Yani şahıs ya da sermaye şirketi olduğuna bakılarak. Bir de 2 yılda 40 bin lira civarında performans desteği denen bir şey var. Birinci yılın sonunda 20 bin liraya kadar, ikinci yılın sonunda 20 bin liraya kadar bir şey veriliyor. Hı hı. Çalıştırdığınız kişi sayısına göre bir kere açık mısınız? Birinci yılın sonunda devam ediyor musunuz? Ve kaç kişi çalıştırıyorsunuz? Buna göre bir performans ölçeği var. İşte diyelim ki bu 5 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar devam ediyor. Performansınıza göre. Performansınıza göre. Bunun dışında başka bir destek vermiyor. Yani yaklaşık 50 bin lira civarında bir destek alabiliyor 2 yıl içerisinde geleneksel girişimci. Önce tabii ki KOSGEB'in web sayfasındaki uygulama girişimcilik eğitimini online alıyor. Sisteme kaydoluyor. Ondan sonra işletmesini kuranlar için. Yeterlilik şartı artık tartışmasız galiba, değil mi? Yeterlilik. Bu önemliydi çünkü. Kime şöyle teşvik vereceğimizi de biliyor olmamız lazım. Önce evet, yeterli misin diye bakıyor galiba KOSGEB. Evet, yani şöyle şimdi iki türlü şey var inceleme. Bir tanesi geleneksel girişimcide tabii ki hani ne alaka sorusunu hep soruyoruz. Hı hı. Yani geçmişten bir yerde çalışıyorsa mesela, o konuda kendi işini kuracaksa en güzel şey. Çünkü deneyimlidir, işte biliyordur konusu ya da okumuştur o konuda, bir eğitim yapmıştır. Bu çerçevede buna bakıyoruz. Onun dışında bir de tabii ki şey var. Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlamış olmak var. Bu ikisini üst üste koyduğumuz zaman bize yeterli olabiliyor. Bir de yazdıkları iş planında da zaten özgeçmiş ve benzeri bilgiler olduğu için yeterliye bu şekilde bakıyoruz. İleri girişimci programında, yani üretime yönelik asıl kritik olan bu. Konumuz bu. Ve desteklenmesi, yani teşvik edilen konu bu. Yaklaşık 300 bin liraya kadar %75'i hibe, yani %75'i 300 bin lira. 300'ün %75'i değil. %75'i 300 bin liraya kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği veriliyor. %75 300 bin liraya tekabül ediyor. 400'ün 300'ü mesela. Ha, öyle hesap ediyoruz. KDV hariç rakamlardan bahsediyoruz. Burada ileri girişimci programı faaliyet konuları diye KOSGEB'in web sayfasında bir bildiğimiz NACE kodları vardır. Hı hı. Bunları ayırmış, üçe ayırmış. Düşük, orta, yüksek. Düşük sektöre, buna örnek konfeksiyon verebilir mesela. Katma değeri mi baz alıyor burada? Evet, katma değeri. 100 bin veriyor. Yani KDV hariç %75'i 100 bin. Artı KDV. Konuştuğumuz rakamların hepsi net alınanlar. Net rakam. Net rakam. Makine, teçhizat ve şey yazılım. Hı hı. Burada 3 yaşa kadar ikinci el makine de kabul edebiliyor. Ama onun da hani yaşını belirleyecek bir belge gerekiyor. Yani ilk faturası gerekiyor. İkincisi orta düzey. Orta düzeye 200 bin. Yüksek teknoloji düzeyine de 300 bin lira. %75'i 300 bin lira hibe veriyor ve yani veriyor yani. Hani insanlar veriyor mu diyorlar, veriyor, veriyoruz. Ayrıca performans desteği, biraz önce sözünü ettiğimiz performans desteği burada da var. Yani işte bir yıl sonunda işte çalış açıksa ve çalıştırdığı işçi sayısına göre ikinci yıl sonunda da yine aynı performans desteği de var. Yani verdim ve gittim yok. Yok. O sürece bakıyor ve takip ediyor. Elbette. Eğer artı değer yaratıyorsa teşvik etmeye devam ediyor. Evet, evet, kesinlikle. Üçüncüsü de burada mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği diye bir destek var. Yani ileri girişimcide üretim yapacak olan kişilere böyle bir destek var. Orta yüksek ve yüksek teknolojide üretim yapanlara bu destek veriliyor. Şimdi burada birkaç tür var, tarif edilmiş. Hı hı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş melek yatırımcılar var. Sanayi odaları, il ticaret ve sanayi odalarınca belirlenen tecrübeli girişimciler ve KOSGEB'in belirlediği tecrübeli girişimciler var. Bunlar bir havuzda toplanıyor. Bunlardan işletme faaliyetlerinin vizyonunun geliştirmesine yönelik tecrübeleri paylaşmak için tavsiye ve yönlendirmeleri yapan bu tür
işte uzman kişiler diyelim, deneyimli kişiler tarafından ücretsiz mentörlük veriliyor buna. Bunun için de %75'i 10 bin liraya kadar da hibe veriyor KOSGEB. Yani işte bir bu konuda ayakkabı sektöründe ya da işte mobilya sektöründe fabrikası olmuş, müdürlük yapmış, genel müdürlük yapmış insanlar diyelim ki eskiden NMCP diye bir şey vardı Hollanda'dan uzman gönderdi. Buna benzer bir yapı. Sektörün akilleri yani. Akillerini işte sektöre fayda deneyimlerini aktarmak için fayda sağlamaya çalışıyor. Girişimci destek programının yani yenilikleri bunlar. Asıl bir konu daha var tabii. İhracat da bizim çok önemli hedefimiz. İhracatla ilgili yeni bir program çıktı. Yurt dışı pazar destek programı. Bu program enteresan. Yani diyor ki KOSGEB, ihracat yap da ne yaparsan yap. Yeter ki sat. Evet. Yani burada mesela çok enteresan. Yurt içi marka tescil belgesine sahip olma şartı var bir kere. O önemli. Son onaylı mali yılda bilançosunun onaylı olması. Yani en az bir yıllık bir şirket olması lazım. Onun dışında işte ya ihracat yapmış olması gerekiyor bir yıl önce ya da imalat sektöründe veya öncelikli teknoloji alanları tablosu diye bir tablo var. KOSGEB'in web sayfasında bu desteğin altında. Onda yer alan sektörlerde olması gerekiyor. Ya ihracat yapacak ya imalatçı olacak, ihracat yapmasa da. Potansiyel ihracatçıdır o da. Potansiyel. İkisi de değilse öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteriyor olması gerekiyor. Bu ilk iki şart sektör ayrımı yapılmaksızın galiba, evet, değil mi? Evet, sektör ayrımı yok. Burada hiçbir sektör yok. Ama şey, ihracat yapmamışsa eğer mutlaka üretici olmasını istiyoruz. Yani orada bir sektör ayrımı var. Eğer ihracat yapıyorsa yani üretici de olmayabilir de. Burada önemli olan 6 kalem destek var. Personel gideri desteği var ki burada en önemli şey ilk defa KOSGEB'in desteklerinde yabancı personel çalıştırabiliyorsunuz. Yani diyelim ki Fransa'ya ihracat yapmayı planlıyorsunuz. Türkiye'de yaşayan ve sizin işletmenizde çalışıyor olması gerekir. Bir Fransızı Fransa'ya pazarlamaya gönderebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Nokta atışı bir iş bu. Evet, evet. Bu yani gerçekten... Yani o Fransa pazarını iyi bilen bir Fransızı alıp orada çalıştırıp onu da... Burada istihdam ediyorsunuz. Teşvik ve destek kapsamını alabiliyorsunuz. Evet. 100 bin liraya kadar proje süresi içerisinde şey var. Personel gideri desteği var. Yazılım ve donanım giderleri desteği var. Tabii burada yazılım ve donanım giderleri deyince KOBİ'ler hemen ERP, MRP falan filan gibi şeylere... O tür yazılımlar değil, ihracata yönelik yazılımlar. E-ticaret gibi. E-ticaret gibi, portallara üyelik gibi. Web sayfasında Çin'e hedefliyorsanız ya da Amerika'ya hedefliyorsanız ya da Fransa'ya hedefliyorsanız web sayfasını Fransızca'ya çevirmek gibi falan. Bu tür ihracata hazırlık çalışmaları var. Donanım da buna göre bir donanım. Yani hani bütün bilgisayarlarımızı değiştirelim falan değil. Bunu destekleyecek bir donanım. Yani proje çerçevesinde. Hep şunu söylüyoruz, yeri gelmişken bunu da hatırlatmak gerekiyor. Devlet yardımları, özellikle projeli devlet yardımları işletmeye destek demek değildir. Projeye destektir. Yani işletmenin bir sürü ihtiyacı olabilir ama projenin içerisindeki o süreçte bir kısmını karşılarsınız. Sağlıklı olan da bu değil mi zaten? Evet tabii ki. Ama KOBİ'lerimiz genellikle farklı algılıyorlar. Bunu özellikle vurgulamakla gerekiyor. Projeli yani destekler... Pardon, o desteği alıp vergi borcunuzu ödemeyeceksiniz. Ödemeyeceksiniz. Ya da mesela ihracat projesine yazarken muhasebe departmanına eleman almayı planlamayacaksınız. Yani. İhracat departmanına eleman almayı planlayacaksınız. Ya da işte bir depo açmayı planlamayacaksınız. Projeden sapmayacaksınız. Projeden sapmayacaksınız. Destekler projeye verilir. Yani bu destek alınamama nedenlerinden biri mesela. İşte bu mantık, evet, biraz oturursa eğer çok daha sağlıklı destekler alabilecek KOBİ'lerimiz. Tanıtım giderleri desteğimiz var. Yani yurt dışında her türlü tanıtım, her türlü billboardlardan tutun gazete dergi ilanları ve benzeri konusunda tanıtım materyallerinin üretilmesi, dağıtılması gibi tanıtım önemli bir konu. Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği var. Yine yurt dışına işletmede çalışan ya da patron yani ilgili kişinin
yurt dışında ihracatla ilgili görüşmeler yapması, pazar araştırması. İlla benzeri. Fuar olması gerektiği. Yani orada bir pazar görüşmesi veya bir firmayla bir bağlantı için gittiğinizde bile alabileceğiniz destek. Evet, birazdan Ticaret Bakanlığı'na geleceğiz, onda da bu var. Bu da böyle bir destek. Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği var. Yani test, analiz ve belgelendirme ihracatın olmazsa olmazı. Çünkü Rusya'ya siz mal göndereceksiniz, GOSP belgeniz yoksa olmuyor bu iş. Sertifikasyon önemli tabii. Bu tür belgeleri, sistem belgelerini, ürün belgelerini TSE'den tutun. İşte o ülkenin zorunlu tuttuğu belge neyse bunlar için de ciddi destekler var. Ve bir de hizmet alımları giderleri diye danışmanlık, eğitim ve benzeri o ülkeyle ilgili rapor satın alma benzeri giderlerin desteği var. Burada bu 6 kalemden 2 tanesini en az proje içerisinde uygulamanız gerekiyor. Altı. Pardon, bu arada doğru bir projelendirmede 6'da 6'da yapabilir miyim? Elbette yapar. Yani iyi bir proje yazdıysam 6 desteği birden alabilme hakkım var. Kesinlikle var. Yani mükemmeli odur zaten. Hı hı. Çünkü proje yani çok taraflı olmak zorunda. Ayakları tamamlandı. Evet. Yani birçok şeye ihtiyacı var projenin. Bunları tamamlamak gerekir. Ama bizde proje yazma kültürü de çok fazla gelişmediği için bakıyorsunuz yani ya benim ne ihtiyacım, bir tane adam alayım, bir de işte bir bilgisayar alayım, hani bu işi halledeyim falan, öyle değil aslında. Ya, doğru mu anladım üstadım? Bu işi eksik giderme haline getirmeyeceğiz. Evet, evet. Bunu gerçekten ben bir pazara bir ihracat için yapacağım. Bunun da ayakları bunlar. Gereğini yaparsam başvurduğumda bu kredilere veya teşviklere ulaşabilirim. Bunda hemfikir miyiz? Evet, hemfikiriz. Şöyle bir proje hazırlıyoruz. Proje dediğimiz şey başlangıcı sonu belli olan, bir süreye bağlı, içinde çeşitli iş paketleri olan, bir hedefi olan. Olası sapmaları var. Tabii ki sapmaları, olası sapmaları var ama sonuçta bir çıktı beklenen bir süreç. Hı hı. Projeyi şimdi biz biraz önce dediğim gibi işletmemizi kurtarmak için yazmıyoruz. İşletmemizin faaliyetleri içerisinde bir yere ulaşmak için yazıyoruz. Yani üretimimizi iyileştirmek için yapabiliriz ya da ihracatımızı arttırmak için yapabiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Peki kısa bir ara verelim. Aranın ardından bunu birazcık daha açalım. Burada eksik noktalarımız varsa açalım. Ticaret Bakanlığı'nda da çünkü bir takım alınabilecek işler var. Bu arada bunların hepsini vermek üzere alıyoruz. Ama geri ödeme gibi değil, ülkeye katma değer, katmak üzere vermek o. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından efendim KOBİ uzmanı ve TOSYO İstanbul Destekleme Derneği Başkanı Sayın Yusuf Süleyman Karaday ile sohbetimiz devam edecek. İlginizi çektiğini biliyorum. Lütfen bizden ayrılmayın.